Herkes hoş geldi. Bugün Anneler Günü biliyorsunuz. Bugün sizlerin aracılığıyla 12 Anneler Günü ve tüm annelere, buradaki annelere, tüm annelere ve anne adaylarının Anneler Günü öncelikli olarak kutluyoruz. Burada bulunmamızın nedeni Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında açıkladığı 100 bin sosyal konut proje kapsamında Tuzla'da 5.750 kişi hak sahibi olduk. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen TOKİ'den inşaatlar hakkında hak sahiplerine sözlü veya yazılı herhangi bir bilgi verilmedi. Bunun üzerine hak sahipleri olarak 2023 yılında o dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a durumu izah ettik. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut gerekçe olarak pandemi ve depremi gerekçe gösterse de gecikmenin arsa bulunmamasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Çözüm olarak Tuzla'ya yapılacak konutların 3 etabını Tuzla'ya, 7 etabını da Maltepe'deki askeri alana yapılacağı söylendi. Bu süreçte Murat Kurum mağduriyetimizin giderileceğini, başlangıç fiyatları ve koşulları çerçevesinde evlerimizin teslim edileceğine dair bizlere söz verdi. Ve aynı şekilde TOKİ resmi sitesinde de bir duyuru yapıldı. Yerler belirlendi ve Maltepe 2. etap harici bütün ihaleler yapılmaya başlandı. İnşaatlar belli bir seviyeye ulaşınca fiyatlar açıklandı. Fiyatları görünce hepimiz şok geçirdik tabii ki. 3 milyonla 4 milyon 250 bin TL arası fiyatlar ve aylık ödemenin ortalama 20 bin TL olması bizlere başka bir mağduriyet yaşattı. Geciken evlerimizin yanı sıra KDV'nin %1'den %10'a çıkarılması, sabit taksit kaldırılarak yerine her 6 ayda bir MMA artışlarının yansıtılması dar gelirli hak sahiplerine oldukça mutsuz etti. Bütün hak sahipleri olarak defalarca sesimizi sokaklarda eylem yaparak aramaya başladık. 2024 yerel seçimler öncesi Sayın Murat Kurum TOKİ mağdurlarını dinleyeceğini ve bu sorunu çözmek için ellerinden geleneceğini yapacağını belirtti. Bizlerle bir araya gelerek %20-25 indirim ve KDV konusunda da inşaat alanlarını rezerv alan ilan edip %10'dan %1'e düşürüleceğini sözünü verdi. %25 indirim yapıldı evet ama KDV konusu şu anda ortada yok henüz. Yıl 2024 Mayıs, aradan 5 yıl geçti. Hala inşaat seviyeleri çok düşük ve inşaatlar yavaş ilerliyor. Maltepe 1. etabı yapan Arsaç firması 5 aydır zarar ettiği gerekçesiyle işi bırakmış. 5 ayın sonunda fesih işlemi ancak tamamlanmıştır. Ne zaman tekrar başlanacağı konusunda aradığımızda ise verdikleri cevap 2 aya kadar tekrar ihale edilip alan firmanın etaba devam edeceğini denmesidir. Ne hikmetse 1. etabı bırakan Arsaç firması 2. etabın ihalesini alarak hemen yanındaki 2. etaba başlamasıdır. 1. etabı zarar etme gerekçesiyle %12 seviyesinde bırakan inşaat firmasının şu anda devam ettiği Maltepe 2. etabı da bırakmayacağının ne yazık ki garantisi bulunmamaktadır. Bizim taleplerimiz arkadaşlar, 1. olarak KDV oranının %10'dan %1'e düşürülmesi. Çünkü biz dar gelirli insanlarız. Ve sosyal konut projesi, sosyal konut projesinde KDV'nin %10 olması gerçekten zor. %1 olması gerekli. Zaten bu da baştan itibaren %1'di. Bunu biz %1 olarak talep ediyoruz ve bu %1 olarak kesinleşmesi gerekiyor. İkincisi 6 ayda bir olacak MMA artışı. Belli bir rakamda sabitlenmesi. Biliyorsunuz bize sabit taksit verilmedi. Sabit taksit yerine MMA artışları, 6 ayda bir MMA artışları olacak. Onun için MMA artışlarının sabit fiyatta dengelemelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda 3 milyonluk bir konut 240 ay sonunda kaç paraya geleceğini henüz herhangi bir garantisi yok evlerimizin. Üçüncü olarak Ocak 2025'te ödeyeceğimiz %10'luk peşinatın kalan kısmını silerek fiyatların bir nebze olsa daha dar gelirli bütçesine uygun hale gelmesi. Biliyorsunuz %10 peşinat istediler bizden. 100 bin TL'yi bile 3 artı 1'ler 100 bin TL, 2 artı 1'ler 75 bin TL. Onu bile zor vermişken şu anda hepsini vermemiz gerçekten zor. Onun için bu ikinci kalan peşinatlarda bize esneklik sağlamaları gerekiyor. Ve kaldırırlarsa bu
onlar için en güzel avantaj olacak bizim için. Dördüncü olarak 1,5 senede teslim sözü verilen evler için 5. seneye girmişken inşaatların bir an önce tamamlanması. Artık biz daha ne kadar evlerimizin yapılmasını bekleyeceğiz. Çünkü bütün mağdurların çoğu herkes kirada oturuyor. Kiracılarla ev sahipleri arasında devamlı diyalog yaşanıyor ve kavga çıkıyor. Bir an önce evlerimize taşınarak evlerimizin yapılıp taşınmasını istiyoruz. Bizim söyleyeceklerimiz şu anda bunlar. Şu andaki taleplerimiz. Biz teşekkür ederiz. Murat nerede? Ha, geldi. Konuşacak arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada anneler günü diye tabir ettiğimiz gündeyiz. Bizim için her gün anneler günüdür. Bunu bilmenizi isterim. Anneler gününün geldiği nokta annelerini kendi memleketlerinde, kendi dış ülkenin yapmış olduğu oyunlarla birlikte anneler günü oradan gelmekte. Biz anneler gününü her gün olarak kabul ediyoruz ve onlar bizim çiçeklerimizdir. Şimdi arkadaşlar bizler 2019 yılında mağdur olan ve şu anda 2024'e kadar mağdur olan bir kitleyiz. Bizler sesimizi seçimden önce 38 defa eylem yaparak gerçekleştirdik. Bunu tüm hükümet, tüm milletvekilleri ve tüm mecralar bilmektedir. 2019 yılından bu yana yapılmış olan inşaat aşamalarıyla birlikte bizlere seçim öncesinde verilmiş olan vaatler vardı. Bu vaatlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Bu vaatlerin tamamen yerine getirilmesi için 1. sabit taksit, 2. KDV oranının bir an önce %1'e düşmesi, 3. bizlere daha önceden 75 bin ve 300 bin TL olarak bir peşinat bedeli söylemişlerdi. 75 ve 100 bin olarak. Bizler şu anda 75 bin ve 100 bin TL'yi sağdan soldan borç alarak ödemiş bulunmaktayız. Bu borçların tamamında 6 ay sonra bizlerden 200 bin TL daha para istiyorlar. Bu borçları bitirebileceğimizi mi zannediyorlar? Bizler 200 bin TL'nin de bir an önce silinmesinin ve bu dar gelirli vatandaşın mağdur edilmesini istemiyoruz. Ayrıca bizler buraya toplanmamızın amacı kendi fikirlerimize beyanat olarak değil, bu insanların mağdur oluşuyla birlikte toplanmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizler hakkımızı arıyoruz. Haksızlık önünde susan dilsiz şeytandır tabiriyle bizler bu eylemleri gerçekleştiriyoruz. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Lütfen bizlerin seslerini duyun ve bu mağdur olan anneler günü diye tabir ettiğimiz günde bu insanlara, bu annelere bu zulmü reva görmeyin ve bu insanların hakkını verin. Ayrıca rızkından endişe eden Allah'a iman etmiş olmaz. Bizler buraya rızkımızın peşinde koşuyoruz. Neden? Allah-u Teala bizlere fırsat veriyor ve aracı kılıyor. O aracılar bize zulmettiği zaman bizler hemen ne geliyor aklımıza? Haksızlık önünde susan dilsiz şeytandır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözü geliyor. O yüzden bizler bu şekilde toplanmalarımızı devam ettireceğiz ve devam ettirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar 2019 yılından bu yana bizlere verilmiş olan vaatler nelerdi? Bizlere sabit taksit dediler ve bizlere dediler ki sizler sabit taksitle ev sahibi olacaksınız. Dar gelirli vatandaşın, engelli vatandaşın, yetim vatandaşın, dul vatandaşın, asgari ücretli vatandaşın, mazlum ve mağrur olan vatandaşın bizler sesi olduk. Bizlere ne dediler? Sizler algıcısınız dediler, provokatörsünüz dediler, fon sağlanıyor dediler. Bizler asgari ücretle geçinen vatandaşlarız. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim isteğimiz bize seçim öncesinde herhangi meclis ve kurumlar arasında AK Partisi olur, CHP'si olur, MHP'si olur. Bizlere verilmiş olan barınma hakkımızı istiyoruz biz. Barınma. Bizler KDV'nin
KDV'nin %1'e düşmesini istiyoruz. Bize zaten söz verdiler seçim öncesinde. Ne dediler? %25'lik indirim verdik size. Onun akabinde sizlere %25'lik indirimle beraber kamuoyuna lanse ettirdikleri seçim öncesinde bizlere KDV'nin de %1 olduğunu söylediler. Bizler buradan yetkililere tekrardan seslenmek istiyoruz. Seçim öncesinde sokaklara çıkıp vaatlerinizi, yapacağınız işlemleri gerçekleştirmek için konuşmalarınızda, o konuşmalarla birlikte sizler şu anda sözlerinizi tutmadığınızı görüyoruz. Lütfen o sözlerinizi tutun. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceden seçim sonrasında ve seçim öncesinde, bizler seçim sonrasını konuşalım. Diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize seçim sonrasında bu ülkenin gidişatıyla alakalı problemleri çözmesi için yetkilileri görevlendireceğiz. Halka yanlarına indireceğiz. Bunlar problemler neyse o problemleri çözmesi için bizler ekip oluşturacağız. Bizler buradan o ekibe seslenmek istiyoruz. Seçim sonrasında seçimi neden kaybettiğiniz ve ekonominin ne kadar yüksek olduğunu, ekonomik şartların ne kadar yüksek olduğunu beyan ettiğiniz cümlelerinizde bizlerin de araştırılmasını istiyoruz. Bizler KDV'nin %0.1 olmasını ve 0.49 faiziyle sabit taksiyi geri istiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.